Merhabalar. Merhabalar. Ozan, nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Takım elbiseyle görmüyoruz sizi ilk defa. Aynen. Aynen, evdeyim. Ben de biraz sana ayak uydurayım dedim. Böyle biraz daha sportif. Aynen. Güzel olmuş. Bir tişörtle. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin öncelikle? İyiyim. Allah'a şükür bizde bir sıkıntı yok. Yani aslında Boston'da sıkıntılar var da bizim çevremizde hiç duymadık henüz. Sizde durumlar nasıl? New Jersey'de, New York'ta? Evet, yani biz iyiyiz tabii şu an için. En azından sağlık noktasında iyi durumdayız. Ama tabii biliyorsun New York özellikle, Kuzey Jersey özellikle neredeyse şu an merkezi durumunda bu virüs olayının. Evet. Dolayısıyla bu noktada biliyorsun yasaklar var şu an. Evde, yani yani evde herkes, dışarı çıkmamaya çalışıyorlar. Çok acil durumlar olmadığı sürece. Dolayısıyla evet, durumlar şu an için öyle görünüyor. Şu anda New York'ta tam olarak bir sokağa çıkma yasağı yok ama sokağa da kimse çıkmıyor gibi durum herhalde. Gördüğümüz storylerden onu anlıyorum. Aynen. Şimdi bir yasak yok tabii. Hani kimse evden çıkamayacak ya da çıkanlar ceza görecek diye bir yasak yok şu ana kadar. Ama nasıl bir yasak var? İşte evden çıkmama, evde kalma, gerektiğinde ancak dışarı çıkmaya insanları çıksın diye bu anlamda bir hani karar çıkmış durumda. Yoksa işte her kapıya çıkana ceza verilecek gibi kimseyi dışarıda görmeyelim değil de daha çok dışarıda olmayın, dışarıda olanları da yan yana olmamasını istiyorlar insanların. Ya da diyelim markete gittin, önündeki kişiyle yakın durmaman lazım. Bu tip kurallara uyduğun sürece en azından şu an için öyle. Yani bundan tabii bir hafta sonra nasıl olacağını görmek gerekecek. Anladım. Şimdi olay tabii Amerika'da ciddiyetini her geçen gün daha da arttırıyor. Öncelikle 3. sıraya, sonra 2. sıraya, en sonunda 1. sıraya yükseldik. Case konusunda şu anda 125.000'i geçti ve daha ciddi bir şekilde özellikle New York, East Coast'ta yani çok ciddi bir artış söz konusu. Amerika'nın bu konuda önlemlerde geç mi kalındı, yoksa Amerika'da bu kadar artış olmasının sebebi çok uluslu bir devlet olup her yerden seyahat çekmesi mi? Onu neye bağlıyorsunuz? Yani çok güzel bir soru bu. Ben bunu iki yönde aslında ikisine de evet de diyerek ilerleyeceğim. Aslında biliyorsunuz bu olaylar Aralık gibi şeyde başladı. Bu arada pardon, tam yerimi ayarlamaya çalışıyorum. Lütfen kusura bakmayın. İkide bir arkadaşlar soruları alacağız birazdan. Şöyle ben söyleyeyim. Sorunun cevabını aynen. Şimdi dediğin iki tarz bakış açısı da evet aslında. Çünkü bir tanesi zaten bu olay Çin'de Aralık ayında kötüye gitmeye başladı. Dolayısıyla Ocak ayında mesela bizim buradaki başkanımız Trump'ın özel istihbarat tarafından bilgilendirildiği, yani bu işin çok ciddi olduğu ve kötüye gideceğinin bilgilendirildiği haberleri zaten çıktı, şu an yayınlarda var. Yani dolayısıyla bu anlamda baktığımızda evet, tedbirlerde geç kalındı. Daha erken tedbirler alınabilirdi. Tamam, komple belki yasak getirilemezdi Ocak ayında bu işin. Çünkü önü görülmeden. Ama en azından daha dikkatli olunması, uçuşlar noktası, toplantılar noktası, belli noktalarda adım atılabilirdi. Tabii bir tarafı o tabii işin. Bir diğer tarafı da tabii aynı anda belki bu işin bu kadar büyüyeceği beklenilmiyordu. Ya da işte Çin çok uzak buraya. Tamam, Avrupa etkileniyor. Ama burası çok fazla etkilenmesini gerektiren bir durumda değildi diye bakabilirler. Yani belki böyle bir şey, hani acaba burada bize bir şey olmaz. Benim çok dikkatimi çeken bir şey olmuştu Ozan. Bu olay başlayınca, Çin'de çok patlayınca, tedirginlikler artınca burada ilk, eminim Boston tarafında da öyledir, direkt Chinatown, bu yani Çinlilerin yoğunlukta olduğu merkezleri vurdu olay önce. O merkezlere kimseler gitmemeye başladı. Oradaki restoranlar iş yapmamaya başladı. Yani bu mesela Ocak ayında olan bir şeydi. Yani çok yeni bir şey. Ve hatta o zaman çok dikkatimizi çekmişti. Demiştik bu çok kötü hani o bölgeler için. Ama yani virüs bir orada gezmiyor. Yani ya da virüs oraya gidecek diye değil. Ve dolayısıyla orada yaşanan kriz ortamı şimdi neredeyse Amerika'nın en önemli şehirlerinin her yerine, hepsine yayılmış durumda. Ve tabii ki diğer yerlerinde de şu an yayılarak ilerliyor. Dolayısıyla bence tedbir alınması lazımdı. Daha hızlı davranılması lazımdı. Tedbir noktasında geç kalındı. İkinci tabii taraf, böyle bir krizle çok karşılanılan bir şey de değil. Yani dolayısıyla büyük bir ihtimalle böyle bir krize nasıl mücadele etmeyeceğini, yani edeceğini bilemeyen bir yönetimle karşı karşıya kaldık. Evet. Dolayısıyla bu acemilikten dolayı da ne yapacaklarını bilemediler. Mesela bu noktada şeye baktığımızda New York valisine, New York valisinin yıllardır o görevde olmuş olması, şeyi de görebiliyorsun, hani tecrübeli olması, yönetici olmasından dolayı belli önceliklerle nelere dikkat edilmesi gerektiği, nelere ihtiyaç duyulduğu noktasında hızlı adımlar atmaya başladılar. Dolayısıyla evet, bütün bunların bence yarattığı bir kötü bir ortama döndü olay işin gerçeği. Ve diğeri de tabii New York, biliyorsun, neredeyse Amerika'daki krizdeki bu virüs olayının en az %50 ya da üstünde olan olaylar evet, burada. Yani kişilerin virüsü kaptığı. Tabii burası turizmin merkezi. Dünyanın her yerinden gelişler var. Düşün evet, daha şurada 2 hafta oldu, uçuşlara yasak getirildi Avrupa'dan gelen. Hatta evet, önceden bunun bir eleştirilisi yapıyordu. Çin'den gelenler yasaklandı ama millet direkt Çin'den gelmiyor ki. Çin'e giden evet, o kadar kişi var ki. Yani onların diğer yerlerden gelme noktası var. Havalanlarından, Avrupa gibi aktarmalı gelmesinden. Dolayısıyla bu tip noktalarda ne yapılacağı, doğru önlem alınmadığı görülüyor. Ama tabii ki New York'un turizmin merkezi olmuş olması, milyonlar turizm açısından buraya geliyor olmuş olması da tabii ki sebeplerden biri diyebilirim. Şeyi ben çok fark ettim. Ya dediniz ya, şimdi ilk Chinatown'da olaylar patladığında Chinatown'da insanlar gitmedi. Buradaki restoranlar az para kazanmaya başladı. Benim de fark ettiğim olay şu oldu. İlk başta insanlar Asyalılardan korkuyordu işte. Bir yerde Asyalı gördüğünde, ben ve çevremde mesela, atıyorum ben antrenman yapıyordum. Asyalı bir adam vardı 70 yaşlarında. Öksürüp duruyor. O öksürükle ben bile tetikleniyordum, hani antrenman yapıyoruz ama bu adamdan acaba virüs var mı, bize bulaşır mı diye. İlk etapta Ocak'la Şubat'ın başına doğru olay bu şekildeydi ama Şubat'ın sonu ve Mart'ta artık her ırktan herkes hastalığı aldığı için, özellikle artık Çin'den çıkıp komple İtalyanlar işte case sayıları 100.000'e yaklaştı. Amerika 100.000'i geçti. Şimdi artık herkes potansiyel bir hasta olabilir. Artık herkes herkesten korkuyor. Herkes herkese mesafe koyuyor. O yüzden sırf Chinatown değil. Ondan sonra şu an bütün restoranlar, bütün her yerde iş bitmiş durumda. Şimdi ben mesela bir şey söyleyeyim sen oraya gelmişken. Sağlık Örgütü yeni virüsün nasıl yayıldığı ile ilgili bir bilgi açıkladı gene. Şimdi mesela virüsün havadan dolayı geçmiyor. Yani havada, hava evet, ortamından dolayı ya da sen bir ortamda bulundun diye virüsü kapmıyorsun. Ama diyelim biriyle yakınlaşıyorsun, aynı ortamdasın, 1 metre kadar daha da kısa yaklaştın. Eğer o kişi konuştuysa ya da hapşurduysa ya da öksürdüyse, değil mi, ortamda, oradaki evet, damlacıkları kapma imkanın var. Kapmazsan bile onlar zemine düşebiliyor. Hı-hı. Ve sen zemine ellediğin zaman alıyorsun onları. Eline geçiyor. Evet. Ve dolayısıyla eline evet, geçtikten sonra yüzüne dokunduysan kapmış durumdasın. Bir nevi kurtulamıyorsun eğer elini yıkamadıysan. Dolayısıyla bu sosyal mesafeyi inan artık şu an koymak zorundayız. Eğer bunu koymazsak bunun önüne geçmesi mümkün değil. Çünkü daha geçen gün New Jersey'de bir tane vaka vardı. Bu neredeyse bir 87.000 kişi kurtulmuş. Yani virüsten evet, çıkabilmişler. Yani şeyinden, hastalığından recover olmuşlar, iyileşmişler. Oradaki bir tane genç bir adam arkadaşımın elini sıktım diyor. Elini sıktım. O kadar. O diyor rahatsızdı ama diyor elini sıktım, bir şey yoktu ve oradan kapmış. Evet. Oradan kaptığını söylüyor. Ve yani şunu anlatmaya çalışayım. Tabii senin takipçilerinin ve bizim takipçilerimizin genç olan arkadaşlar da çok var. Bu işin ciddiyetini anlamaları noktasında bunu evet, söylemek istiyorum. Yani bu bizi öldürmez, bize şunu yapmaz dememek lazım. Ki gerçekten bir dokunmayla, temasla geçebiliyor. Özellikle şu an yaşanan bu krizde kalabildiğince evde kalmak, kalabildiğince sosyal uzaklaşmayı sağlamak, telefonla, FaceTime'la, işte diğer türlü araçlarla, arkadaşlarla görüşmek ve gerektiğince kimseyle görüşmemek. Bırak hani toplu ortamlara girmeyi, gerektiğince acil olmayan durumlarda görüşmeyi azaltmakta gerçekten fayda var. Bundan yeri gelmişken söyleyeyim, çünkü gerçekten bütün olay maalesef şuna dönüyor. Evde kal, sağlıklı kal. Gerçekten de evet, şu an durum ondan ibaret. 1 numaralı tedbirimiz o. Şimdi arkadaşlar Work and Travel'a geleceğiz, merak etmeyin, ama Work and Travel'dan önce Green Card çekilişinin ertelenmesi söz konusu mu diye bir soru gördüm 5 Mayıs çekilişi için. Önce bunu cevaplayalım, sonra Work and Travel'a gelelim. Tamam, şimdi ben şöyle bir söyleyeyim. Tabii bu epey gelen sorular arasında şu an herkes haklı olarak merak ediyorlar. Şimdi benim cevabım şöyle. Şu an iptal edilen bir çekiliş durumu yok. Yani dolayısıyla belirlendiği şekilde çekiliş şu an yapılacak. Fakat şunu anlamak lazım. Zaten bu bilgisayar ortamında yapılan bir çekiliş. Yani insanların bir araya toplayan ya da gel başvuru yapmasını sağlatan bir ortam yok ortada. Dolayısıyla bilgisayar üzerinden yapılacağı için bunu ne ancak engelleyebilir? Eğer diyelim State Department'ın çalışanları işe gidemiyorsa, eğer önlem koymak zorundasalar, o zaman bunu erteleyebilirler. Ama onun dışında ertelenmesini gerektiren bir durum yok. Dolayısıyla ben planlandığı şekilde de çekilişin şu an itibariyle yapılacağını düşünüyorum. Anladım. Şimdi Work and Travel konusu arkadaşlar, önce ben şunu söyleyeyim. Ben Work and Travel ile ilgili hiçbir şirket görevlisiyle ve avukatla da görüşmeden kendi fikirlerimi söylediğim bir video çektim. O videonun editini de hatta tamamlamak üzereyim. Yarın falan video sizde olur. Geniş görmek isteyen olursa. 15 dakikalık video olacak hemen hemen. Work and Travel konusunda şöyle bir sıkıntı var şu anda gördüğüm. İlk defa böyle bir olay yaşanıyor. Hani daha öncesinde Work and Travel'ın işte salgından dolayı falan iptal olmuş olması gibi bir durum olmadı. Şimdi nasıl oluyordu iptal durumları? Öğrenci vizeye gidiyordu, red yiyordu mesela, gidemiyordu bir şekilde, iptal oluyordu. Şirket bunun bir kısmını kesip öğrencinin DS formunu başka bir öğrenciye verip bir şekilde bunu atlatıyordu. Öğrenci de gelmemiş oluyordu. Ama şimdi öyle bir durum var ki şirketler DS formlarını bastı. 1000 tane öğrenci gönderiyordu şirket. 30'u 40'ı diye iptal ediyordu. İade yapıyordu. Şimdi 1000 öğrenci gönderecek şirketin. 1000'i de iptal olursa. Buradaki sponsor da aynı şekilde DS formunu bastı. Şirkete gönderdi. Şirket öğrenciye verdi. Burada herkesin mağdur olduğu bir durum var. Hem şirket mağdur. Work and Travel şirketi. Hem buradaki sponsorlar mağdur. Hem de öğrenci mağdur. Bu durumda hukuki olarak Work and Travel öğrencilerin hakları nelerdir? İnsanlar şu an sanırım bunu merak ediyor en çok. Şimdi ben hani şöyle söyleyeyim. Aslında dediğin gibi aynen çok yaşanılmış bir örnek görülmüyor. Özellikle bu Work and Travel programını bütünüyle etkileyecek. Şimdi tabii şu an itibariyle program iptal edilecek ya da program olmayacak diye bir şey söz konusu değil. Belki program teknik olarak hiç iptal edilmeyecek. Ama burada sorunlar da başlayabilir. Kişilerin gelip çalışacakları iş yerleri müsait olmayabilir. Yani dolayısıyla Work and Travel'a gelecek öğrencilerin çoğu burada ya otellere, ya resortlara, ya işte eğlence parklarına, ya havuzlara işte gidiyor. Yani ya, hani örnekler çok fazla ama hepsi neredeyse çoğu Hospitality denilen, değil mi? Turizm hizmet sektörü genelde. Hizmet sektörü ve turizm sektörünün canlı olduğu yerlerde ihtiyaç duyulan çalışmalara geliyorlar. Şimdi virüs krizine baktığımızda bu virüs krizinin yarattığı sonuçların ortadan kalkması en az burada belki yılın sonuna gidebilir ya da yazın sonuna gidebilir. Dolayısıyla bu noktaya baktığımızda belki bu çocukların hiçbirinin programları iptal olmayacak. Şey anlamında, Work and Travel programı anlamında. Ama buraya gelip çalışacakları bir iş yeri olmayacak. Dolayısıyla böyle bir iş yerleri olmayınca da çocuklar gelemeyecekler buraya. Ya da gelirseler dönmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda evet bir mağduriyet yaşanacak. Ben şöyle bakılmasını mantıklı görüyorum bu noktada. Hemen bir dava açma şunun bundan ziyade hemen çocuklar danışmanlarıyla irtibata geçsinler. İlk tavsiyem o. Hani tabii bu noktada hepsi biliyorsun, eğer Türkiye'deyseler, Türkiye'de bir danışmanlık firmasıyla çalışıyorsalar, Türkiye'de bir danışmanlık firmasıyla çalışıyorsalar direkt onlara ulaşacaklar ve diyecekler ki bizim durumumuz bu. Nasıl bir önlem alınacak şu an? Size Amerika'daki ana sponsor firmadan bu konuda ne açıklama şu an yapılıyor? Çünkü ortada bir iade yapılacaksa bunun çalışmasını yapabilirler. Bir iade olacak mı olmayacak mı? Önce bunları anlamak lazım. Ben eminim burada insanlar, yani öğrenciler çok mağdur bırakılmamaya çalışılacak. Onu görüyorum. Ama tabii gün sonunda şuna dönüyor. Ortada bir sözleşme var. İmzalanan sözleşmeye uyulması gerekecek. Bu işin bir tarafı. Tabii iki, yaşanan olağanüstü durumdan dolayı ne yapılacağı noktası var. Şimdi Amerika'daki sponsor firmaların bir artısı şu olabilir. Şu an sponsor firmalar ne yapacaklar? Amerikan hükümetinden, şimdi başkanın imzalayacağı belki yakında olan bütçeden dolayı bir destek alabilme imkanları doğabilecek. Tamam mı? Ayakta kalabilmek için. Dolayısıyla Burada bence bakılacak nokta hemen ön danışmanla irtibata geçilip onlardan bu işin çözülme durumunun planının ne olduğunu anlamaları. Yani tamam bekle ve gör belki diyecekler ama bekle gör de bir çözüm değil. Çünkü görebiliyorsun. Neyi görebiliyorsun? Ha, iptal olmayacak program şu an. Tamam ama program iptal olmasa bile ben nasıl geleceğim sorusu var. Ya da gelip orada çalışabileceğim bir iş yeri olacak mı şu an için? Ya da olsa bile o iş yeri ne kadar ihtiyaç duyacak şu ortamda? Tabii. Bence olay ona dönüyor. O açıdan dediğin gibi çoğunun gelmesi zor olabilir. İkinci şeyi de cevaplayayım. Ondan sonra sana ben söz vereyim. Hı hı. Şimdi dava açılma, şu açılma. Bir şeyin açılabilmesi için zararın oluşması lazım. Bir şeyin olabilmesi için sözleşme yapıldıysa bir tarafın sözleşmeyi yerine getiremiyor olması lazım. Evet. Dolayısıyla şu an çok erken bunun için. Dolayısıyla evet. Ama ne olabilir? Bence burada danışman firmalarla önce irtibata geçilip onlardan bu noktada adımlar atılmasını dikkate getirebilirler. Şimdi unutma, ortada uçuşların durdurulduğu bir andayız. Tabii şu yani. An uçuşlardan ne kadar duracak bilmiyoruz. Dolayısıyla bir şekilde ben tahmin ediyorum mantıklı bir şekilde hemen aracı şirketlerle görüşülüp onları da sponsor firmalarla görüştürtüp hemen bu işin planının ABC ne olduğunun şimdiden belirlenmesi lazım. Dava ne zaman gündeme gelebilir? Alamadık, gelemedik, zararımız var. Dava ondan sonra gündeme gelebiliyor. Yani evet. Dolayısıyla daha çok erken ama şu aşamada önce bence bu işin mantıklı bir şekilde nasıl çözüleceği, belki bu %kaçın iadesidir ya da şu kadarı iade edilecek ama gelecek seneki Work and Travel'larda para almayacağız sizden. Bir şekilde evet. Bir çözümlerin getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Benim şimdi Work and Travel'la ilgili birçok kişi şu anda şunu söylüyor. Şirketler olumlu konuşuyor. Danışmanlarımız çok olumlu. Her şey çok güzel olacak gibisinden. Pozitif olmak her zaman iyidir. Fakat şöyle bir durum var. Sizin de bahsettiğiniz gibi virüs şu an tamamıyla çözülmüş bile olsa. Diyelim ki bir mucize gerçekleşti ve bir ay içinde bütün virüsü bitirdiler. Dünyada kimsede virüs kalmadı. O durumda bile insanlar seyahat etmeye yine çekinecektir. İnsanlar seyahat etmeye çekineceği için burada geldiğinizde Work and Travel öğrencilerinin başlıca işleri neler? Garson, restoranlar kapalı. Komi, yine restoranlar kapalı. Bulaşıkçı, restoranlar kapalı. Housekeeper'sın, oteldesin. Otellere şu an müşteri gitmiyor, kimse seyahat etmiyor. Lifeguards'ın, havuzlara kimse gitmiyor. 5-10 kişinin bir arada bulunması yasak. Zaten eğlence parkları falan hepsi kapatıldı. Yani Work and Travel'da yaptığın bütün hizmet sektöründesin. Yaptığın bütün iş yerleri etkilendi. O yüzden onların normalde işçi ihtiyacı vardı ama şu an işçi ihtiyacı yok. Hani virüs kalksa tekrar vizeye başvurabilseniz, şu an konsolosluktan vizeye de başvuramıyorlar. Hadi diyelim ki başvurabildiniz. Virüs de ortadan kalktı. Uçuşlar da gerçekleşti. Yine de burada eleman ihtiyacı olmayacak. Eleman ihtiyacı olmadığı için de Work and Travel öyle Erasmus gibi gelip gezip dolaşabileceğiniz program değil. Burada çalışıyor olmanız lazım. O sebepten ötürü ben şahsen şey düşünüyorum. Ondan neydi? Bu sene Work and Travel'a gelinemeyeceğini düşünüyorum. Gelinememesi durumunda şirketten arkadaşlarımla da görüştüm. Onlar da ilk yapacakları şey muhtemelen şey olacaktı. Programınızı biz bir sene sonra erteleyelim. Bu sene olmadı. Artık global bir kriz oldu, yani yapacak bir şey yok. Seneye gelirsiniz diyecekler. Burada seneye programını erteleyemeyecekler. Son sınıflar ya da yüksek lisansın birinci sınıfında olanlar, çünkü tez dönemde gelemiyorlar. Bu kişiler mesela anlattığımız durumdan dolayı mağdur olacaklar ve orada da yine avukatımızın da dediği gibi sözleşmeye bakılacak. Sözleşmede kim hangi şartı yerine getirmedi, bu incelenecek. Ondan sonra ya şirketle anlaşacaksınız, şirketle anlaşamazsınız, artık dava hakkınız doğacak. Bir şey daha ekleyeyim ben sana oraya. Tabii yani dedin ya sen, bir ayda mucize olsa, virüs kalksa filan. Evet. Aslında bütün çözüm şuna doluyor. Bir ayda mucize olsa ve kesin ilaç bulunsa çözülür. Evet. Yani farz edelim bunun iyileştirecek şey aşıysa ve o aşı bulunduysa artık virüs diye bir korku kalmıyor. Neden? Kapsam bile ben aşıyı yapıp kurtulabileceğim ve insanların evet. O zaman seyahat etmeye, dışarı çıkmaya, o kalabalığa katılmak için daha cüretkar olacaklar ya da hani evet. Korkmayacaklar ve çıkacaklar. Dolayısıyla kesinlikle katılıyorum söylediğim noktaya. Ve ben de bu olaya bakarken eğer çocuklar son seneleri ya da bir daha gelememe durumları gibi bir engelleri yok ve seneye gelebiliyorsalar, bu noktada en mantıklı olan şeyi programı ya da yaptıkları programla ilgili anlaşmayı konuşup gelecek seneye kaydırıp tekrar gelecekse de aynı parayı ödememekle karşı karşıya, yani ödeme zorunda kalmayacaklar ve bu sayede bir mağduriyet yaşanmayacak. Sadece bir sene planlarını ertelemiş olacaklar. Bu çok ideal bir çözüm olabilir ve onun, yani gelemeyecek olanlar, işte o programından ya da okulu bitiyor gibi olanlar da anlaşıp bir şekilde orada iade miktarını belirlemekle bu işi çözebilirler gibi görünüyor. En azından şu an için o şekilde görülüyor. Evet, şimdi bir arkadaşımız mesela, bir de şeyler var şu an vizeye girilmiyor fakat vizesini almış olan kişiler var. Peki vizesini hazırda almış olan kişiler oldu da bu yaz uçuşlar tekrar açıldı. Amerika'ya uçup eğer ki firmaları da, hani Amerika'daki çalışacakları örnek veriyorum, restoranda benim sana ihtiyacım var gel dediği zaman o kişilerin gelmesi mümkün olacak mı? Vizesini halihazırda almış kişilerden bahsediyorum. Aslında şimdi şuna dönüyor olay. Ben de o noktaya gelecektim. Şundan dolayı, çünkü fazla olmazsa bile bir kısım VAT öğrencileri almış durumda vizelerini. Çünkü erken girmiş durumlar ve vizelerini almış durumdalar. Şimdi şunu unutmamak lazım. Gün sonunda burada VAT öğrencilerin gelmeye başladığı tarih 6. ay. Yani şu an önümüzde 3 ayımız var diyelim. İşte 2,5-3 ayımız var. Eğer bu durum toparlanırsa 2,5-3 ay sonra gün sonunda bahsettiğimiz restoranlar ya da oteller, bunların açılmaya başlayacaklar. Yani kapalı kalmayacak hepsi. Dolayısıyla vizesini almış olanların bir ihtimal ben hala VAT programını yapabileceklerini düşünüyorum. Çünkü sebebi de gün sonunda bir otel açmak zorunda. Zaten bu sefer 10 tane VAT öğrencisini alamayacak ama belki bir tane alacak, 2 tane alacak. Dolayısıyla ve bu ortamda bu tip turizm içinde yer alan işletmelerin, hani bu ekonomik ortamda VAT öğrencisini tercih edeceklerini düşünüyorum. Geçici bu tip çalışmalar için. Dolayısıyla bence vizesini alanlar kısmi olarak ben şanslarının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bir kez programları iptal edilmedi. DS formlarını aldılar ve vizelerini aldılar. Dolayısıyla program da iptal olmadığı sürece yarın uçuşların 3 ay sonra kalktığı zaman engel 3 ay içinde ve artık seyahat etme biraz daha normale döndüğü an gelmelerinde ben bir engel görmüyorum. Bunun tek engeli ne olabilir? Program komple iptal edilirse. Program iptal edilip askıya alındı denilmediği sürece vizesini almış olanlar gelebilecekler ya da bu arada 6. ay yaklaşana kadar eğer vize şeyleri açılırsa görüşmeleri ve vizeye girip vizesini alanlar hala gelebilecek. Ama şunu unutmamak lazım. Çok kişi daha büyük ihtimalle alamadı. Dolayısıyla şu ana kadar almış olanların bir ölçüde şansı hala var diye düşünüyorum. Evet. Ben şimdi gözden kaçırdığım bir meslek grubu Work and Travel'da, nadir de olsa Türk şirketlerinin elinde bu mesleğin çok olmadığını biliyorum. Stop and Shop'larda, Walmart'larda kasiyerlik. Kasiyer olan arkadaşlarım ne oldu? Overnight ya da normal stok elemanı olarak çalışan, marketteki işte rafları falan düzenleyen çalışan arkadaşlarım da oldu. Şimdi buradan etkilenmeyen tek nadir yerlerden bir tanesi işte eczaneler, bankalar ve marketler. Marketler şu anda Amerika'da hepsi açık. Marketler açık ve Walmart'ta çalışacak olan kişiler, Walmart'ta, Stop and Shop'ta çalışacak olan kişilerin durumu size ne olacak? Onların hani gelebilme durumu tabii diğerlerine göre daha pozitif görünüyor. Evet. Şimdi şu an biliyorsun zaten baktığında hani iş yaparak ayakta kalabilen ya da ekonomik anlamda etkilenmeyen, işleri etkilenmeyenler marketler. Çok nadir görülüyor. İşte eczaneler çok ciddi anlamda, çünkü gereksinim duyulan yerler oldukları için açıklar ve orada iş yoğunluğu tam tersi fazla şu an. Ve eleman alımları var. Bahsettiğin iş yerlerinde Walmart olsun, diğer marketler olsun ciddi anlamda eleman almaya çalışıyorlar ki bu süreçte ayakta kalabilsinler ya da talebi karşılayabilsinler. Ben oraya iki türlü cevap vereceğim. Bir tanesi evet, bir tanesi hayır. Sebebi şu. Evet, bence sponsor firmalar biraz akıllıca davranıp eğer bir değişiklik yapabilirseler bir anlamda hospitality'deki olan şeyi kaydırmaya çalışabilirler. Kitle olarak tamam biz bunlara ihtiyacımız var. Biz bunları ama hospitality değil ama turizm değil ama bu tip kasiyer işte o tip yerlerdeki çalışmalara kaydıracağız ve bunun adımına ve çalışmasına bakabilirler. Özellikle ben Amerika'daki tabii ana sponsor firmalardan bahsediyorum. Onlar bu şekilde aslında sorunu çözebilirler. Hayır niye diyorum? Sıkıntı şu, eğer bu durum devam ederse ve örnek veriyorum Türkiye'deki vakalarda artarsa gittikçe şu an bu sefer Türkiye'den kişilerin ya da ülke dışından örnek veriyorum İtalya'dan VAT programıyla gelebileceğini düşünmüyorum ben öğrencilerin. Yani ya da izin verileceğini düşünmüyorum bu taraftan. Yani hani işin şu tarafı var. Tamam, zaten virüs problemi yaşanıyor burada. Orada da yaşanıyor. Şimdi biz oradan birini getirmekle hem o kişiyi uçurarak riske atıyoruz, hem buraya getirerek belki buraya risk getiriyoruz diye bakılırsa o da mümkün olmayacak. O açıdan tabii bu önümüzdeki birkaç ay içindeki sürecin ve uçuşların ya da bu virüsün düşüşünün nasıl ilerlediğini görmek lazım. Ve özellikle bence Türkiye'de çok önemli bu noktada VAT öğrencileri için. Ve ben onu vurgulayacağım. VAT öğrencilerinden başlamakla Türkiye'deki bu evde kal, sağlıklı kal olayına uymaları çok önemli. Çünkü Türkiye'deki sayı artarsa ve sayı arttıkça bu noktada gelme durumu da tehlikeye girecek diye düşünüyorum. Çünkü bu sefer özellikle diyelim Türkiye'den VAT öğrencileri ya da işte İtalya'dır ya da İspanya'dır, böyle atıyorum, bu tip yerlerden VAT öğrencilerin geliminde biraz daha tereddütlü davranabilirler. Şimdi arkadaşın sorusuna geçmeden önce şunu ben de söyleyeceğim. Arkadaşlar, evden çıkmama konusunu artık dilimize pelesenk oldu. Her zaman söylüyoruz ama gerçekten bir kişinin o hastalığı, semptomları yok mesela. Bir kişinin dışarı çıkıp bir yerden alıp başka bir kişiye bulaştırması, o kişinin bulaştırabileceği binler, milyonlar demek. Yani unutmayın ki bu hastalık bir kişiden çıktı veya birkaç kişiden çıktı. Yani çok ufak bir insan topluluğundan çıkıp şu anda yarım milyon insana bulaştı ve 1 milyonu da bir hafta içinde geçecek. Yani çok ufak bir gruptan çıkıp hatta Çin'in en ortasındaki Wuhan kentinden buralara, bilmem Jamaikalara, işte Amerikalara, her yere geldiğine göre ne kadar yayılmacı olduğunu zaten görebilirsiniz. O yüzden evde kalarak siz de hem kendi geleceğiniz için, hem ülkenin geleceği için, hem de Work and Travel programının da geleceği için destek sağlamış olursunuz. Bir arkadaşımız sormuş. F1 vizesiyle Amerika'ya girmiş eğitim alan öğrenciler koronavirüs sebebiyle Amerika içinden çalışma iznine başvuru yapabilirler mi? Şimdi bu çok güzel bir soru aslında. Bu konuda biz bir yayın yaptık. 2 hafta oluyor yayın yapalı bunu cevaplamak için. Bizim YouTube kanalımızda da mevcut. Ogmen Law Firm YouTube kanalında. Ben şöyle bu soruyu cevaplayacağım bu arkadaşımıza. Şimdi eğer Amerika'daysanız ve geçerli bir öğrenci statünüz var ise ve bu öğrenci statünüz ve okula katılımınız 1 yılı doldurmuşsanız, yani şunu demek istiyorum. İşte 2 ay önce öğrenci olarak gelenler burada giremiyor şu an için. Evet. Ya da işte 3 ay önce statüsünü burada değiştirmiş öğrenci olanlar burada başvuramayabilir şu an. Önemli olan eğitim, yani akademik yılında 1 yılı tamamlamış olmak. Dolayısıyla eğer sizin I-20'nize, programınıza 1 yıl öncesinde başlamışsanız bu başvuruyu yapmaya hakkınız doğuyor. Ama buradaki önemli soru şu, durum şu aslında. Olağanüstü bir kriz var. Bu yaşanan olağanüstü krizden dolayı göçmenlik dairesi burada öğrenci statüsünü koruyan 1 yıldan fazladır eğitim alan öğrencilerin ekonomik durumlarında eğer bir değişim oluştuysa bu tip olağanüstü durumlardan dolayı, o zaman mali durumlarında, yani ya kişisel ya ailevi ya sponsorları varsa sponsorların mali durumunda ciddi bir değişim olduysa bu da ne anlama geliyor? İşte biz giderlerimizi karşılamakta şu an zor duruma düşüyoruz. Çünkü sponsorumuz işini kaybetti. Ya da sponsorumuzun şirketi vardı, işleri düştü. Bu tip sebepler, örnek veriyorum ben. Neyi göstermiş oluyor? Bu kişinin şu ana kadar sağladığı mali durumu sağlayamayacağı ve kendini destekleyemeyeceğini gösteriyor. Eğer durum böyleyse o zaman göçmenlik dairesi çalışma iznine başvuruya imkan veriyor. 1 yıllık çalışma izni bu. Bu şu an geçen bir şey değil. Bu zaten hep olan bir durum. Ama olağanüstü durumlarda kişinin kontrolü dışında mali durumların değişiminde başvurulan bir yöntem. Bu mevcut, doğrudur. Ama bu noktada bizim öğrencilere hemen tavsiyemiz okullarıyla görüşmeleri önce okullarındaki uluslararası öğrenci sorumlusu DSO'larla görüşüp onlara bunu yapmak zorunda olduklarını ve yardımcı olmalarını ve dolayısıyla onların kendilerine I-20 düzenlemeleri gerekiyor. Yeni bir I-20 ve bu I-20'de onların off-campus çalışmasına izin verdiklerini belirtilmiş bir I-20'yi almaları gerekiyor. Öbür türlü çalışma iznine başvuramazlar. Onun alınması gerekiyor. Mesele orada başlayabilir. O noktada yapacakları okullarıyla görüşüp okullarından bilgi almaları. Bir de şu var tabii, şu an her yer kapalı. Okulları da birçok okullarda internet üzerinden eğitime dönüyor. Tahmin ediyorum birkaç haftaya bazı şeyler daha da düzeldiğinde DSO'ları daha yardımcı olabilecekler ona bu konuda. Ama burada önemli olan nokta o. okullarından DSO'larla görüşüp I-20 isteyip çalışmaları gerektiğini, yani çalışma izni ihtiyacı olduklarını belirtecekler. Ekonomik durumları değiştiğinden dolayı ve dolayısıyla eğer DSO bunu kabul edip I-20 verirse onlara, evet, çalışma iznine başvurma hakları doğacak. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Alper şey sormuş, vergi iadesine başvuranlara $1,200 ek para verileceği doğru mu? Şimdi şöyle söyleyeyim ben bu sorunun cevabını. Aslında soruyu almışken geniş anlatayım. Bu arkadaşın sorduğu soru, takipçinin sorduğu soru şu an yaşanan bu krizden dolayı biliyorsun meclisten, işte senatodan ve kongreden çok ciddi anlamda bir bütçe talebi yapıldı. Yani geçirildi. O bütçe şeyi şu an başkanın imzasına gidecek. Başkan da bunu yakında imzalıyor. Ve dolayısıyla bu tamam, yani geçecek şu an. Buradaki bütçede hem küçük işletmeler, hem büyük işyerleri, sektörler, hem kişilere şey var, yardım paketi var. Ve bu yardım paketinin için evvel bir şeylerden bir tanesi de kişilere $1,200'a kadar para yardımının yapılması. Evet, o sorunun cevabı evet. O para yardımı yapılacak. Evet. Para yardımı kimlere yapılacak noktası önemli. Kimlere yapılacağı noktasında para yardımı Amerikan vatandaşlarına, yeşil kart sahibi olanlara ve Amerika'da sosyal güvenlik numarası olan, yasal tabii durumda belki olan, sosyal güvenlik numarası olan diğer vizelerde yer alan kişiler de bu talebi yapabilecek. Yani eğer Green Card sahibi vatandaş olman gerekmiyor. Sosyal güvenlik numaranın olması lazım. Ve en son 2018 yılında yaptığın vergi beyanı, söylenen o şu an, dikkate alınarak o rakam belirlenecek. Çünkü rakam şu, $75,000'a kadar olanlara, kazancı olanlara yıllık $1,200 gönderecekleri, o üstünde geliri olanlara da düşüyor. Gittikçe $200'a kadar düşüyor, evet, gelir. Yani dolayısıyla $1,200 olacak. Genel çok faydası olacağı insanlara kısma faydası $1,200 olacak rakam. Buradaki mesele ona dönüyor. Şimdi eğer öğrenciysen, sosyal güvenlik numaran yok ise, bir gelirin yok, vergi beyanı da yapamadıysan bunu talep etme durumun şu an için görünmüyor. Yani bizim genel anlamda baktığımız durumlarda olay o. Ama tabii ki detaylara inilecek, ama şu an için açıklanan relief paketi denilen o yardım paketindeki alabilecek kişiler bu şekilde belirtilmiş durumda. Vergi beyanlarını ne zaman yapmış olmaları gerekiyor? 2019 yılında mı, 2018 yılında mı? Şimdi ben bu soruya şöyle cevap vereyim. Şu an yapılan bilgide vergi dairesinin bu rakamı belirlerken, yani para miktarını belirlerken 2018 vergi beyanı dikkate alacağı en son dile getiriliyor. Çünkü unutma, 2019 vergisi şu an 7. aya kadar uzatıldı. Ödenmedi, evet, daha ödenmeyecekti. 7. aya kadar uzatılıyor. Dolayısıyla 2018'i baz olarak alacaklar. Bu da rakamı belirlemede alacaklar yani. Hani ona bakıp ha tamam bu $35,000 kazanmış. Tamam, o zaman $1,200 gönderiyoruz demek için. Peki bunun başvurusunu kişiler mi yapacak yoksa IRS mi belirleyecek? Güzel bir soru. Soruyorum. Bu belirlenecek. Yani bunu sorma sebebim şu. Çünkü 2018 yılında Work and Travel'a gelmiş, Türkiye'ye dönmüş. Sonra 2019'da falan vergi iadesini yapmış. Kişiler de çünkü soruyor, Work and Travel yaptık, biz de alabileceğiz gibisinden. Buradalarsa tabii, değil mi yani? Hani ya yani şu anda atıyorum vizesini değiştirdi mesela, öğrenci olarak Amerika'da kalıyor. Yani o mantıkla baktığında mümkün olabilir çünkü sosyal güvenlik numarası var, yaptığı vergi beyanı var. Yani olay çözülüyor. Evet. Ama ben bu sorunun cevabını şöyle vereyim. Yani başvuru yapılmasını gerektiren bir durum olmayacak. Herkesi kesecekler diye ben cevabı genel vermek istiyorum şu an. Ama evet, detayına bakmam gerekecek. Şu an için bir başvuru yapılmasından ziyade vergi dairesinin bunu belirleyeceği noktasında adım atılıyor. Anladım. Şimdi tekrardan Work and Travel soruları geliyor. Onunla ilgili bir arkadaşımız uçuşlar kalkmazsa, uçuş yasakları kalkmazsa nasıl geleceğiz demiş. Gelemeyeceksin. Bir arkadaşımıza server olarak çalıştığım işveren tarafından işimin iptal olma durumu sizce nedir demiş. Onun cevabı da eğer ki restoranlara açılmazsa restoranlar muhtemelen işin iptal olacak. Şu an çünkü restoranlarda gidip, en azından bu eyalet için konuşuyorum, Massachusetts için, gidip de yemek yiyemiyorsunuz. Oradan sadece take out yapabiliyorsunuz. Yani delivery'ler çalışıyor ve siz gidip yemek alabiliyorsunuz. Bu yüzden garsona ihtiyaç yok. Türkiye'de olanlar faydalanacak mı demiş bu $1,200'dan. Sanmam. Sanırım hayır diyor, değil mi? Ya, evet. Evet, olmayacak. Green Card çekilişinin iptal olma ihtimali yok dedik şimdilik. Yani böyle bir açıklama yok. Bu soruyu cevapladık yayının başında. Program iptal edilmezse bizim vazgeçme hakkımız var mı demiş Gökçe. Work and Travel programı hakkında. Şimdi bu güzel bir soru. İşte bu onu sözleşmeye götürüyor. Dolayısıyla onların danışman firmayla yaptıkları sözleşme ona gösterecek. Senin vazgeçme hakkın var tamam ama paranı geri alamayacaksın ya da şu kadarını alacaksın belki diyecekler. Ama zaten güzel bir soru sordu. Çünkü aynı anda VAT öğrencileri de endişeli olacak. Yani hani bu durum düzelmediği zaman hani bu sefer sağlık daha değerli. Sağlık çok daha önemli. Dolayısıyla bu noktada diyecekler ki biz askıya alalım bu planları diyebilirler. O açıdan ben şunu o noktada tekrar söyleyeceğim. Gerçi sonunda da söyleriz ama hani kısaca söyleyeyim sadece. Bence şu an o noktada yapacaklar arkadaşların danışman firmalarıyla irtibatta olup bir ne yapmak istedikleri ve ne yapacaklarına göre neyle karşılaşacaklarını şimdiden anlamaya başlamalarında fayda var diye düşünüyorum. Şimdi çok farklı bir soru gelmiş bir arkadaşımızdan. Bunu benim cevaplayamayacağım soru. Mesela Cuma gecesi Trump'ın onaylamış olduğu Small Business ve Self-Employment için geçerli olan $10.000 grant hakkında bilgi verebilir misiniz lütfen demiş Fidan. Yani ben şimdi benim sorum şu. Şimdi spesifik onun cevabını veremeyebilirim şu an. İşin gerçeği şu anki yaklaşımımızı şöyle söyleyelim. Büyük ihtimal şu bir hafta içinde her şey oturmuş olacak. Yani çünkü birçok şey net değil mi şu an tam olarak? Konuşuluyor sadece. Konuşulanlar var, imzalanacak olanlar var ama şu var günün sonunda. Evet, ciddi anlamda küçük işletmelere bir destek olacak. Bir, işte karşılıksız belki bir destek olacak. İki, karşılıklı yani loan şeklinde yapılacak, geri ödeme şartıyla yapılacak. Belli bir süre sonrasında başlanacak. Tabii diğer türlü çalışanlar ya da işte onların üzerinden bir destek verilecek unemployment üzerinden. Yoksa bu zaten şu an geçirilen paketin, yardım paketinin en büyük destek olmak istedikleri arasında 3 yer var diyebiliriz. Bir vatandaşlar değil mi? Yani vatandaş derken bireyler. 2 küçük işletmeler ve 3 büyük aslında sektörler. Yani bir dev düşünün yani uçak firması diyeceksiniz ki ya o uçak firmasını niye kurtarmaya çalışıyorlar? Şimdi o uçak firmasını kurtarmazsalar çok ciddi anlamda bir batma var ve çok ciddi anlamda ekonominin etkilenmesi var. Çünkü insanların uçmadığı bir dönem değil şu an. Uçmamaları demek bu firmaların ciddi anlamda iflasa gidiyor olması demek. O açıdan bu şekilde baktığımızda küçük işletmelere de ciddi anlamda hem karşılıksız bekleme hem de karşılıklı alma ya da belli bir süre sonra ödemeyi başlatacak şekilde destekler var. Ben şöyle söyleyeyim sadece, onu şöyle yaparız olmadı. Biraz daha detaylar belli olacak şimdi. Belki bir haftaya biz belirleriz şeyleri. Olmadı Ozan senle bir canlı yayın daha yaparız gelecek hafta. O canlı yayında özellikle bu yardım detaylarını belirtiriz. Şimdi, bu sayede bu arkadaşların sorusu da cevaplanır. Evet şimdi onu o zaman haftaya bırakalım net bir şekilde. Şu an birçok şey belirsiz çünkü. Work and Travel ile ilgili şunu söyleyeceğim. Az önce Work and Travel'ı ben kendim iptal edebilir miyim? Ben vazgeçtim dersem kesinti ne olur diye arkadaşlar. Dostlar şöyle bir durum var. Hani kendinizi bir şirket olarak düşünün. 1000 tane öğrenci gönderiyorsunuz Work and Travel'a ve 1000 öğrenciden ya örnek veriyorum $300 ile $700 arası bir para kazanıyorsunuz. Yüz binlerce dolarlık bir para burada söz konusu. Şimdi bu 1000 öğrenciden bir kişi veya 15 kişi size gelip dediği zaman ya ben vazgeçtim Work and Travel'a gitmiyorum. Siz diyorsunuz ki tamam sen vazgeçtiğin için ben senden şu kadarlık bir kesinti yapıyorum. Örnek veriyorum benim zamanımda $1.000. $1.000 ben senden bir kesinti yapıyorum. Geri kalan paranın hepsini sana veriyorum diyor şirket. Belki o kişiden para kazanmıyor. Belki zarar ediyor. Hani daha fazla para veriyor ama zaten 1000 kişiden geri kalan 900 küsür kişiyi götürdüğü için o bir kişi onun gözüne batmıyor. Ama sen şu anda gidip ben iptal ediyorum, ben vazgeçtim dediğin zaman zaten neden vazgeçtiğin az çok ortada. Hani böyle bir pandemi durumu var. Sen gidip işte benim annem hasta, ayağım kırıldı, şu oldu, bu oldu desem bile 1000 kişi koronavirüsten dolayı gidemediği için şirketin burada cebine giren bir para yok. O yüzden şirket senin iadeni de yani senin iade isteğini de o diğer 1000 öğrencinin iade isteğiyle aynı kutuya koyup diyecektir ki bu virüsten dolayı iptal ediyor. Virüsten dolayı iptallerde de bizim şu an kararımız belli değil. Biraz daha izleyeceğiz. Önce bir bakacağız. Gönderebiliyor muyuz? Gönderemiyor muyuz? Eğer ki Gönderebilirsek sıkıntı yok. Eğer kimseyi gönderemezsek Amerika'ya %90, %80 son sınıf ve yüksek lisans birinci sınıf olmayanları bir sonraki seneye erteleyecekler muhtemelen. Geri kalanlara da iade sürecini başlatacaklar. Fakat paranızı biraz geç alabilirsiniz. Benim şirketle konuşmalarım bu yönde. Çok enteresan bir soru var Erdem'den. Biz vize aldık, $160 para verdik. İptal olursa o para iade olur mu diyor, vize başvuru parası. Yok, olmaz. Vize başvuru paraları iade olmuyor. Çünkü biliyorsun o şu var tabii, hani şöyle ben o soruyu söyleyeyim. Vizeye başvurduğun zaman tabii vize görüşmesine girdin ve bitti o. Vize görüşmesine girmediysen eğer bir şekilde konsolosluk farklı bir açıklama yapacaksa bu ayrı. Ama evet, gün sonunda o ödenmiş parayı geri almak diye bir şey yok. Ama konsolos şöyle ben farz edelim o vize görüşmesi olmayacak. Konsolosluk döndü, dedi ki biz programlar iptal edildi. Siz bunu ödediniz. Biz bunu iade edeceğiz. Bu ayrı bir nokta. Bu evet, farklı değerlendirilmesi. Ama yoksa konsolosluğa ödenmiş o vize ücretlerini geri almak mümkün değil. Zaten benim tahmin ettiğim o kayıp çok çok az bir kayıp aslında. Tabii danışman firmalara yani ödenen parayla kıyaslayacağım. Şimdi yayınımızın bitmesine 15 dakika kala birkaç tane daha soru bakıyorum. Bir şey ben gördüm, onu bir cevaplayayım istersen. Tabii, buyurun. Şeyle ilgili teknik bir şey de biri şey sormuş, yayını kaydeder misiniz diye. Ben şunu söyleyeyim senin takipçilerine bu arada. Yani yayın sonrasında bu yayın bizim firmamızın YouTube kanalında olacak. Ogmen Law YouTube kanalından takipçilerin ulaşabilirler her zaman bu yayına. Ben söylemiş olayım. Evet arkadaşlar, ben de kaydedeceğim de bazen kaydedilmiyor. Aynen. Aynen. Bir arkadaşımız sağlık personellerine çalışma vizesi veriliyormuş. Bu konuda bilginiz var mı diyor. Ben şimdi ona şöyle yaklaşayım. Aslında bu konuda bir açıklama yapacağız biz. Bu biraz şöyle açıklamaya çalışalım bunu. Yani aslında evet, bu yaşanan durumda ortada bir açık var. Çok ciddi anlamda sağlık görevlilerine. Şimdi ben durumu şöyle anlatmaya çalışayım. Şu an bir krizin içindeyiz. Krizin yaşanan en büyük sıkıntısı ne? Hastaneler ve hastanelerin yanında da personel, değil mi? Bu kişilere yardımcı olacak. O ilk evet, yardım desteğinde bulunacak. Hem doktordur, hem görevlilerdir, hem hemşiredir, sağlık görevlileri. Bu anlamda ciddi anlamda bir ihtiyaç var şu an. Bu noktada geçen bir durum var. Özellikle yabancı kökenli ya da işte yabancı medical, sağlık eğitimli olmuş kişilerin bu anlamda J-1 tarzı bir vizeyle burada olabilmeleri imkanı. Fakat sıkıntı evet, şuraya yatıyor. Ben sıkıntıyı şöyle söyleyeyim. Gene sıkıntı şuraya gelecek. Ülke dışındaysanız nasıl buraya geleceğiniz noktasında sıkıntı var. Dolayısıyla gene evet, bir seyahat yasağı var. 2, bu ortamda gelmeniz ya da burada bulunmanız ne kadar kabul edilebilir noktası var. Yaz ben şöyle bir açıklama yapayım. Bu konuda bir detaylı bir açıklama yapacağım çok yakında. O zaman ben seninle paylaşayım. Bu değerli takipçilerimizle paylaşalım. Olur mu? Çünkü başlı başına ayrı bir konu şu an ve önemli bir konu diye düşünüyorum. Anladım. Arkadaşlar yayının kaydı hakkında her zaman söylüyorum. Ben ne zaman yayın yapsam ben kaydediyorum ama bir şekilde ben o sırada kaydedip belki telefonu kenara attığımdan, Instagram'ın serverında açık kalmadığından bende kaydolmayabiliyor. Ama bu video, bizim yayınımız Ayhan Ogmen, Ogmen Law YouTube kanalında yayında olacak. Eğer ki YouTube'a Ogmen Law yazarsanız ya da Instagram'dan avukat Ayhan Ogmen'in profiline gidip oradan YouTube linkine zaten yönlendiriliyorsunuz bio'dan. Oraya giderseniz YouTube kanalında bu yayın kaydedilip yayınlanacak. Yani merak etmeyin kaçıranlar. Bir şey daha söyleyeyim ben Oğuzhan. O sağlık tabii, şeyle ilgili soran durumu bir durum oluştu yalnız. Amerika onu söyledi ama bu arada Türkiye'de son dakikada bir gelişme var, haber var. O da Türkiye'deki istifalar bile iptal edildi şu an. Yani Türkiye'deki sağlık görevlilerinin, evet, yani bu da tabii doğal bir önlem. Çünkü ihtiyaç duyulduğu için. Dolayısıyla hani Türkiye'de olan birinin zaten bu bir iki duruma baktığımızda zaten gelmedi. Mümkün değil şu an. Yani sağlık personeli evet, olarak gelip çalışması mümkün olmayacak şu an. Ya şunun gibi düşünün arkadaşlar, maske satışları gibi. Amerika'da çok çok insanlar maskeye ihtiyaç duydu. Bütün maskeler bitti. Çok talep vardı. Biz de maske satmak istedik ama sonra Türkiye karar aldı. Ne dedi? Kardeşim Amerika'da var da bende de ihtiyaç olacak. Ben yurt dışından maske satışını yasaklıyorum dedi. 2. bir emre kadar. Yani aynı şekilde sağlık çalışanları da evet Amerika'da ihtiyaç var ama Türkiye'de kendi çalışanlarını doğal olarak dışarı göndermek istemeyecektir. Çünkü karar geçti gerçekten. Bu arada. Kararname geçti bu arada Ozan o konuda. Çıkamayacaklar Türkiye'de, diye. Tabii. Evet, yani çıkamayacaklar ve arkadaşlar şu çok net artık, bunu gerçekten siyasi mesaj olarak falan algılamayın. Türkiye'de insanlar hala İtalya'ya bakıp, Amerika'ya bakıp bizim durumumuzun iyi olduğunu zannediyorlar. Bizim durumumuz iyi falan değil. Biz 15. sıradaydık dünyada vaka sayısında. 14 olduk. Bugün 13 olduk. Bizim vaka artış katsayımız İtalya, Amerika'yla hemen hemen aynı. Hatta daha kötü, yani vaka artış katsayısı. Bizim şu an onlardan daha iyi durumda olmamızın sebebi bizde koronavirüsün geç görülmüş olması. Yani bizde geç, yani atıyorum İtalya'ya 1 Mart'ta geldiyse bize 10 Mart'ta geldiği zaman 15 Mart'ta ne oluyor? İtalya daha kötü durumda olmuş oluyor. O yüzden onlar düzelmeye başladığında biz daha kötü senaryoları göreceğiz. O yüzden rehavete kapılmayın yani. Bizde durumların İtalya daha kötü, Amerika daha kötü diye düşünmeyin. Bunlar tamamen çizelgeyle alakalı. Aslında çok güzel söylüyorsun o noktayı. Türkiye tarafında çok önemli bence. Türkiye'de aynı şekilde önlemlerin alınıp bu şekilde ilerlemesinde önem var. Yani o açıdan yani gün sonunda şöyle söyleyeyim ben. Bu ulusal bir durum değil şu an. Bu uluslararası bir adım. Hatta bizim burada hem başkan hem işte vali hem New York Belediye Başkanı hepsini yaptığı bir açıklama var. Savaştayız diyorlar. Biz savaştayız şu an diyorlar. Evet. Savaşımız kimle? Bir virüsle yani yayılan. Ve bunun ulusal bir tarafı yok. Uluslararası bir savaş bu. Dolayısıyla her ülke gerekli adımı atması gerekiyor. Schengen vizesi aldım daha önce diyor, bu süreçten sonra. Amerika'ya vize başvurusu yapsam avantajı olur mu? Schengen vizesi almış olmanın, Avrupa'ya gitmenin Amerika'ya başvuruda bir avantajı var mı? Bu sorunun tabii şu anki gündemle bir ilgisi yok. Ben hani sen okudun diye cevaplayayım. Normal bu kriz dönemi dışındaki bir duruma dikkate alalım. Evet, o zaman olumlu diyebiliriz. Bir arkadaşımız vergi başvurusunu resident yapma veya yapmama konusunda bilgi verebilir Ayhan Bey diyor. Yani vergi başvurusu yaparken nasıl kendimizi resident olarak gösteriyoruz veya göstermiyoruz? Ya onun resident göstermek demek ikamet ediyor olmak demek. Yani siz eğer Amerika'da 6 aydan fazla ikamet ediyorsanız buranın ikametgahına sahip sayılıyorsunuz. Yani o zaman resident olarak yapmanız gerekiyor. Türkiye'deki önlemler sizce yeterli mi demiş Taner? Ben şimdi ben şunu söyleyeceğim. Ben işin kötü tarafı şu. Biz Amerika olarak herhalde en geç önlem alan yerlerden biriyiz. Ve bu noktada baktığımızda bence Türkiye çok daha erken önlemini almaya başladı. Çok daha erken dikkat etmeye başladı. Tabii ki bunun sebeplerinden biri de büyük bir ihtimalle Avrupa yakınlığı ve hem sınırlarda yaşananlardan dolayı daha erken adım attılar. Türkiye'de şu an burası gibi, Avrupa gibi bence yeterli tedbirler alıyor. Mesele bence yönetimin tedbir almasından ziyade Ozan, insanlarımızın alması. Çünkü ben geçen bir arkadaşımızla bir yayında gene yaptık ve haberlerde de görüyoruz. İnsanlarımız Türkiye'de bunu fırsat bilip işte barbekü yapıyorlar. Yani parka çıkıyorlar. Kalabalık gruplarla barbekü yapıyorlar. İşte eğleniyorlar. Bu işin tam anlaşılmadığını gösteriyor. Dolayısıyla bence Türkiye'deki yönetimden ziyade, yönetim elinden geleni yapıyor çünkü bu kadar yasaklar, uçuş yasakları edilemez. İşte önlemler, bütün bu önlemler alınıyor şu an ama onlar ne kadar önlem alırsa alsın ya da aynısı burası için geçerli. Amerika'daki yönetim ne kadar önlem alırsa alsın önemi yok. Gün sonunda kişilerin uyuması gereken bir krizle karşı karşıyayız. Dolayısıyla sosyal teması indirecek hale girmedikleri sürece Türkiye'de de çok kötüye gidebilir durum. Yani o açıdan bu fırsat bilip senin değerli takipçilerine de buradan lütfen ciddiye alın olayı. Hiç basit bir şeyle karşı karşıya değiliz. Arkadaşlar tax iadelerini eğer ki burada resident değilseniz, work and travel yaptınız, döndünüz, resident olarak yapmayın. İllegal bir durum. Bunun uyarısını vermiş olalım. Son olarak son 5 dakikamız falan kaldı. 1 saat olunca yayın kapanıyor ya. Şu soruya değineceğim. Buraya gelenleri değil, burada olanların ne yapacağını konuşalım diyen arkadaşlar var. Yani Amerika'dan Türkiye'ye gelmiş, burada yaşayan fakat bu durumdan dolayı Türkiye'ye dönmeyi tercih etmemiş, burada kalmış, şu an uçuşlarda durdurulmuş. New York'ta işte işsiz kalmış biri yazmıştı az önce. Şimdi Cengiz de yazmış. Burada olanlar ne yapmalı yani, ne yapabiliriz demiş. Önce siz söyleyin, sonra ben de kendi fikirlerimi vereceğim. Yani ben şunu anlıyorum tabii. Buradaki sıkıntı şu, tabii bir olay kriz anlamında şu an evde kalmaları gerekiyor. İki, uçuş yasakları var. Bunlar da gündemde. Dolayısıyla kişiler isteseler de belki gidemeyecekler. Benim bu noktada tavsiyem çok dikkatli olmaları ve sağlık anlamında dikkat etmeleri kendilerine. Tabii yardımlar noktasında ne kadar alabilecekler tartışmalı. Onların durumuna göre değişebilir. Ve bahsedilen bu yardımı da alamayacaksalar, işin gerçekten denilebilecek tek olayı önümüzdeki birkaç ayı çok dikkatli bir şekilde geçirmeleri. Hem ekonomik anlamda çok zora düşmeden hem de aynı anda da sağlık anlamında bir şey maruz kalmadan geçirmeleri gerekiyorsa, çünkü öbür türlü pek aklıma da bir şey gelmiyor yani. Evet, benim şu an Amerika'da yaşayan vatandaşlar, işte Green Card sahipleri veya çalışma izninizin olduğunu varsayarak konuşuyorum. Arkadaşlar şu anda burada delivery, yani yemek sipariş işleri, bütün Amerikalı YouTuber'lar da bunu söylüyor. Hatta Justin Bieber'da eşiyle beraber bir DoorDash'e bir bağışta falan bulundu geçen canlı yayında. Delivery şu anda çalışıyor hala. Çünkü restoranlar yemek götürüyor. Amerika'da mutfağı olmayan, işte buzdolabının olmadığı evler, yerler var. Hem delivery işlerine yönelebilirsiniz. Birçok kişi, Amerikalı ya da Türk, burada yaşayan kişiler yöneldi. Ve son zamanlarda yükselen 300.000 yeni işçi alacağını duyuran bir firma Instacart. Bu uygulamada marketlere gidiyorsunuz. Size sipariş geliyor. Bana işte 2 ekmek, bir tane cipsi, bir tane şundan al diye. Siparişi görüyorsunuz. Markete gidip siparişi alıp, tabii eldiveninizi, maskenizi takıyorsunuz. Alıp oraya götürüyorsunuz. Kişilerle irtibata hiç geçmeden kapılarına bırakıyorsunuz ve sipariş tamamlıyorsunuz. Bu şekilde de şu anda para kazanan, çevremde de insanlar var. Bununla ilgili vloglar yapmaya başlayan YouTube, Amerikalı YouTuber'lar da var. Birisi mesela Rizi, saatte $48 kazandığını söylemişti hatta ilk çıktığı günde. Hani kendi sektörünüz bittiyse, şu an bitmeyen sektörler dediğim gibi paket dağıtım, market alışveriş ve sağlık sektörü. Hani bu alanlarda şansınızı deneyebilirsiniz diyeyim, paranız bittiyse. Olsam ben cevabı verirken burada turist olan ya da işte gibi olanlar için vermiştim cevabı. Yoksa yaptığın açıklama yerinde, tabii ki çalışma izni varsa kişilerin burada, bu noktada işleri yükseldi. İşte Amazon gibi, dediğim gibi Walmart gibi, online satışlar, delivery'ler gibi adım, yani çalışma noktasına adım atabilirler, ama tabii sağlık noktasına dikkat etmelerinde fayda var. Evet. Sağlık noktasını şu yüzden söyledim. Benim yaşadığım yerde, Rhode Island'da bir firma, benim kız arkadaşım hastanede çalışıyor, oradan duydum. Bir firmanın söylediği olay şu: 10.000 tane yeni eleman alınacak maske üretimi için. Saatlikte $13 vereceklermiş. Hatta Rhode Island'da fabrikası yapılacakmış. Böyle bunu duyurmuşlar, çünkü maske ihtiyacı olduğu için şu anda. Atıyorum yani, bu şekilde yerler eğer ki yapabileceğiniz işler doğarsa şansınızı burada da deneyebilirsiniz. Ama mühim olan benim şu an bahsettiğim, Gülsel'in Gürsoy'da yazmış. Instacart Miami'de şu an çok yaygın. Talep gören bir firma. Şu an biz de geçimimizi öyle sağlıyoruz. Yani hem evdeki insanlar dışarı çıkmadan rahatça yemek almış oluyor, hem parası olmayan insanlar, kendi işinden ayrılmış insanlar bu uygulamada online olup evlere sipariş götürerek geçimlerini sağlamaya devam ediyor. Yani atıyorum günlük $300 yapmak yerine 1 saat 2 saat çalışıp belki $50-100 geçimini sağlayacak kadar para yapabilirsiniz. Kendinizi fazla riske atmadan diyelim. Yayının da sonuna geliyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bunu da kapatalım. Olur. Ben o zaman son bir mesaj vereyim. Tabii biz burada değerli takipçilerinin ve bizim takipçilerimizin endişelerini, sorularını cevaplamak için buradayız. Çok olumsuz bir hava yarattığımızı düşünmüyorum. Umarım yaratmamışızdır. Ben sadece şu mesajı vermek istiyorum. Unutmayın, yani krizler yaşanılacak. Yani her zaman böyle bir şeyi görmedik belki, yaşamadık, duymadık, ama gün sonunda krizler olacak. Krizlerle mücadele olacak. Dolayısıyla umutsuzluğa kapılmayalım. Bu süreç bitecek. Yani bitmeyecek bir süreç değil. Birkaç aya toparlanma ve düzelme şeyine girilecek. Dolayısıyla bu noktada benim tavsiyem, kesinlikle tekrarlayacağım: evde kalabildiğinizce kalmanız ve durgulayın. Evde kalmanız, sağlıklı olmanız, temizliğinize önem vermeniz ve doğru beslenmeniz, tabii ki zamanında uyuyup pozitif düşünmeniz de gerekiyor. Ben hani şunu unutmamak lazım: yaşanan bu durumda nasıl kendimize artı bir şey yaratabilirize bakmamız lazım. Yani bu şu an hiç durmadığın bir ortamda durmak zorunda kalıyorsun. Bu durma ortamında da pozitifliğimizi bırakmayalım, bakışımızı bırakmayalım. İnanın bu çok önemli. Bizim bütün olayımız psikolojik olarak güçlü kalmamız, insan olarak buna ihtiyacımız var. Hele özellikle bu dönemlerde sosyal bir yapıyız biz. sosyal iletişimde olmak zorunda olan bir yapıyız. Bunu yapamadığımız bir dönemde bunu bırakmamız lazım. Ve ben diyeceğim, bizim birkaç yıldır devamlı kullandığımız bir deyim var. O da I feel good diyoruz, tamam mı? Bunu demek lazım. Yani enerjik olmak lazım. Enerjik olmadığımız sürece olumsuzluklar daha da artar. Bence bizim genç arkadaşlarımız, hiçbiriniz olumsuzluğa kapılmayın. Bunu nasıl farklı bir fırsata dönebilir? Bence buna bakın ve kendinizi geliştirin diyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, yayınımızın bir saati doldu. Sonuna geldik. Dediğim gibi yayın Ayhan Ogmen YouTube kanalında olacak. Ogmen Law YouTube kanalında olacak. Ben de kaydetmeye çalışacağım. Katılan herkese teşekkürler diyorum. Size teşekkürler soruları cevapladığınız için.